1987 yılından beri ülkemiz hizmetinde sunulan Zigana Tüneli o zamanlar işte çift taraflılığı yapımına başlanmış. Enerji temini de o zamandan beri çift taraflı olarak sağlanmış. Tünel bittikten sonra da aynı şekilde aydınlatma sistemi de çift taraflı olarak temin edilmiştir. Şu anda da o şekilde faaliyet yürütülmektedir. İşte tünelin Trabzon tarafında kalan kısmı işte şu arkamızda görünen trafodan enerji almakta. Yine Gümüşhane tarafında bulunan kısmı ise Gümüşhane tarafında bulunan bir trafodan enerjilendirilmektedir. İşte aydınlatma sorumluluğu da karayollarındadır. Bu şekilde yıllardır Trabzon, Gümüşhane birçok konuda olduğu gibi Zigana Tüneli'nin aydınlatma işini de ortaklaşa yürütmekteyiz. İşte bazen Gümüşhane tarafında bir arıza olduğu zaman Gümüşhane tarafı karanlık kalıyor. İşte aynı şekilde Trabzon tarafında bir arıza olduğu zaman Trabzon tarafında enerji olmuyor. Hızlı bir şekilde biz ya da Trabzon'daki arkadaşlarımız bir şekilde müdahale ederek sorunu çözüyoruz. Yok, herhangi bir sorun yaşanmadı. Enerji anlamında da herhangi bir sorun, teknik anlamda da herhangi bir soruna sebebiyet verecek bir durum yok. Bir şekilde ortaklaşa götürüyoruz yıllardır bu hizmeti. Yeni Zigana Tüneli'nin aydınlatması tamamen Trabzon tarafından olacak şekilde planlanıyor. Trabzon İl Müdürlüğümüz çalışanları o şekilde bir planlama içerisinde. Bu yeni tünel tamamen bizden bağımsız olacak. Tamamen aydınlatması Trabzon tarafından yapılacak. Tünellerin faturası da karayolları tarafından ödendiği için iki ayrı fatura çıkıyor. İşte Gümüşhane tarafına ait kısmın faturası Gümüşhane karayolları tarafından. Aynı şekilde Trabzon tarafına ait kısmın faturası da Trabzon karayolları tarafından ödenmektedir. Gümüşhane, Trabzon arasındaki meşhur Zigana geçidindeki tünelimizde ilginç bir olay yaşıyoruz. Ben sık sık bu alanda yolculuk yapıyorum. Veya yarısı kesik oluyor, yarısı yanıyor. Biz bunu sorup öğrendiğimizde elektriğin yarısını Trabzon verdiğini, yarısını Gümüşhane verdiğini söylediler. Bu olay ilginç bir olay.